Bildiğiniz üzere uzun bir zamandır kanalımızda video paylaşımı yapmıyorduk. Çeşitli sebeplerden dolayı ara vermemiz gerekti. Şimdi ise tekrardan hız kesmeden paylaşımlarımıza devam etmek üzere geri dönüyoruz. O sebeple bu videoyu paylaşmanızı, beğenmenizi ve yapabildiğiniz kadar yorum yapmanızı rica ediyoruz. Nokta dahi olsa yorum yapmanız videomuzun tekrardan eski izleyicilerimizin karşısına çıkmasına yardımcı olacaktır. Şu kritik günlerde savunma sanayi alanında yaşanan gelişmeleri, elde ettiğimiz başarıları, yerli ve milli teknolojilerimizi herkese duyurmak ve gurur kaynağı haline getirmek boynumuzun borcudur. Sizler de bizlere destek vererek videolarımızın daha geniş kitlelere ulaşmasında büyük bir rol oynayabilirsiniz diyelim ve kaldığımız yerden videolarımıza devam edelim. Avrupa basınında dikkat çekici bir iddia geldi. Körfez Arap ülkelerinin daha önceden Amerika Birleşik Devletleri'nden savaş uçakları almasına rağmen şu an F-35 sahibi olamadığına dikkat çekip bu durumun Araplar için ikilem olduğu ve F-35'i satın alamamaları halinde diğer savaş uçaklarına yöneleceğini söylediler. Haberde birçok savaş uçağı incelendi. Fakat uzman isim bir uçağa dikkat çekti. Körfez ülkelerinin eninde sonunda Türkiye'nin yeni geliştirdiği Kaan'a yatırım yapabileceğini öne sürdü. F-21E benzediğini ve F-35 seviyesinde bir uçak üretmesinin muhtemel olmadığını ancak daha az sınırlama olacağını ifade etti. Bildiğiniz gibi Milli Muharip Uçak Projesi'ne Azerbaycan katılım sağladığı ileriki zamanlarda Pakistan'ın da projede yer alması bekleniyor ki bu durum Kaan'ın geliştirilmesinde hem kabiliyet olarak hem de zaman olarak avantaj sağlayacak. Beka projesi Milli Muharip Uçak'ı geliştirecek nitelikli mühendisler ileri teknoloji ekipmanlarla donatılmış yeni kompleksinde çalışmalarını gerçekleştiriyor. Projede 3000'e aşkın mühendisin çalışması planlanıyor, şirketimiz bünyesinde hava araçlarının rüzgar tüneli testlerinin yerli ve milli imkanlarla gerçekleştirilmesine yönelik Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ikinci büyük ses altı rüzgar tüneli tesisinin inşaatı devam ediyor. Rüzgar tüneli başta milli muharip uçak olmak üzere özgün, sabit kanat ve döner kanat hava araçlarının geliştirilmesinde kullanılacak, TUSAŞKAN, proje adıyla Milli Muharip Uçak TUSAŞ tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin 2020'li yılların sonunda seri üretim aşamasına getirmeyi planladığı çift motorlu, düşük görünürlük, sensör füzyonu. Havaş hava ve havadan yere hakimiyetlerde üstün özellikleri bulunan 5. nesil jet muharip uçak projesidir. 2023 yılında ilk uçuşunu yapması hedeflenmektedir. MAMU'nun ilk etapta Türk Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan F-4 ve F-16 uçaklarının yerini alması ve daha sonrasında ise yabancı ülkelere ihraç edilmesi beklenmektedir. Projede yeni nesil bir uçakta olması gereken düşük görünürlük, dihili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu gibi teknoloji alanlarındaki kazanılacak kabiliyetlerle Türkiye, dünyada Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin ve 5. nesil bir muharip uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip. Sınırlı sayıdaki ülkeler arasında yerini alacaktır. Memirilmesi Projesi Sözleşmesi, SSB ile 5 Ağustos 2016 tarihinde imzalandı. Başta ana yüklenici TUSAŞ olmak üzere, proje kapsamında görev alan tüm paydaşlar ile birlikte çalışmalar sürdürülüyor. İmzalanan mevcut sözleşme, geliştirme ve üretim sürecinin bir parçası olan ön tasarım aşamasını kapsıyor, inci nesil çok rollü savaş uçağı olan MMU, hem havaş hava, hem de havayer muharebelerinin gereksinimleri için üstün kabiliyetler sağlayacak. Türk Havacılık Uzay Sanayi'nin, yüksek hayatta kalma kabiliyetine haiz, güçlü ve atik platformu MMU, sahip olduğu akıllı ve güçlü savaş kabiliyetleri ile tam bir savaşçıdır. Milli Muharip Uçak Kokpit Tasarımı. 5. nesil savaş uçaklarının sahip olması gereken kabiliyet ve donanımlar gözetilerek pilotun iş yükünü en aza indirgemeye yönelik olarak olgunlaştırılıyor. Tasarım sürecinde pilotun içinde bulunduğu fiziksel, bilişsel ve çevresel faktörler göz önünde bulundurularak pilot durumsal farkındalığını artıracak bir kokpit ortamı geliştiriliyor. MAMU'nun tasarımı, Türkiye'nin de ortağı olduğu F-35 projesinin havaş hava muharebesindeki zayıflıklarını telafi etmeye yönelik başlamıştır.
Fakat Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasından sonra başlayan yaptırım süreci üretici konumunda olan Türkiye'nin F-35 programından resmen çıkarılmasıyla sonuçlanmış ve MMU, Türkiye'nin devam eden yegane 5. nesil savaş uçağı projesi haline gelmiştir. Resmi olarak 1 Mayıs 2023 tarihinde Kaan adını almıştır. MAMSIM 2021'de başlayan parça üretimi bir sene boyunca devam etmiş, üretilen parçalar birleştirilmiş ve uçak 23 Kasım 2022 tarihinde son montaj hattına girmiştir. Milli Muharip Uçağın prototipinin gerçek görüntüleri de yine bu tarihte kamuoyu ve basın organları ile ilk kez paylaşılmıştır. Aralık 2022'de uçak kendi tekerlekleri üzerine alınmış, kanopisi ve motorları takılmıştır. 16 Mart 2023 tarihinde Milli Muharip Uçak, üretimin tamamlanmasının ardından testler için hangardan çıkartıldı. Motor çalıştıran uçak bir süre pistte ilerleyerek ilk taksi testini gerçekleştirmiş oldu diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenlerimiz, videomuzun sonuna geldik. Türk savunma sanayi ürünlerini anlattığımız kanalımızda bizlere verdiğiniz destekler için çok teşekkür ediyoruz. Türk savunma sanayi şirketlerimizin yıllar süren gayreti savunma sanayi Ar-Ge faaliyetleri sayesinde bugün bu topraklarda yerli ve milli ürünler üretiyoruz. Türk savunma sanayi projelerinde ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren yeni ürünlerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Milli Uçağın 4 Kasım 2021'de başlayan parça üretimi bir sene boyunca devam etmiş, üretilen parçalar birleştirilmiş ve uçak 23 Kasım 2022 tarihinde son montaj hattına girmiştir. Milli Muharip Uçağın prototipinin gerçek görüntüleri de yine bu tarihte kamuoyu ve basın organları ile ilk kez paylaşılmıştır. Aralık 2022'de uçak kendi tekerlekleri üzerine alınmış, kanopisi ve motorları takılmıştır. 16 Mart 2023 tarihinde Milli Muharip Uçak, üretimin tamamlanmasının ardından testler için hangardan çıkartıldı. Motor çalıştıran uçak bir süre pistte ilerleyerek ilk taksi testini gerçekleştirmiş oldu diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenlerimiz, videomuzun sonuna geldik. Türk savunma sanayi ürünlerini anlattığımız kanalımızda bizlere verdiğiniz destekler için çok teşekkür ediyoruz. Türk savunma sanayi şirketlerimizin yıllar süren gayreti savunma sanayi Ar-Ge faaliyetleri sayesinde bugün bu topraklarda yerli ve milli ürünler üretiyoruz. Türk savunma sanayi projelerinde ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren yeni ürünlerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.